Yani Sabatay Baba'nın açıklamalarının tam şimdi tersi bir hoca geldi mesela. Demek ki yani... Böyle atıp tutmamak gerekiyormuş değil mi? Tam istedikleri hoca bu değil gibi. Ben olsam açıkçası oynayabileceğim bir takımsa Avrupa'da kendimi denemek isterdim. Ama bir yandan da eğer hani kendini dinlemek bilmek aslında orada biraz. Türkiye Ligi'nden gitmiş herhangi bir topçunun 17 ve 22 yaş arasında Avrupa'da forma şansı bulabilmesi çok zor. Ben mesela Galatasaray savunması için en önemli parçanın Abdülkerim olduğunu düşünmüyorum. Herkes Abdülkerim olduğunu düşünebilir de. Bence Davinson Sanchez net ilk sırada Davinson yazılmalı. Bir sistem oturdu orada ya. Gireni, çıkanı Torreira oynamadı Ankara Gücü maçında yani. Evet. İşte gördük. Kafa vuruşunda etmediler mi? Hocam bunun seviyesi ağır falan diye. Hangi seviyesi ağır? Kafa vuruşu oldu ya bir tane daha önce Barkayitler açıklandığında. Beşiktaş maçında ne oldu sonuç? Almıyor mu gerçekten? Yani almıyor sanırım ya. Alıyor mu? Alanyaspor maçında 4-4-2'ye döndü. Bence maçı orada verdi mesela. Futbol Arena ekranlarına hoş geldiniz. PAF takımın yeni bölümüne. Ben Efe. Ben Mert. Ben de Doğaç. Bu kısım çok komik ya. Gerçekten roket takımı tanıtımı gibi. Ya, bence gayet güzel. Güzel güzel akıyor işte. Evet. Yine futbol gündemini. Dolu dolu bir futbol gündemi. Evet. Hangi konudan başlayacağımızı bilemediğimiz bir futbol gündemini konuşacağız. O zaman başlıyorum ilk olarak. Super Bowl'a giriyorum. Kansas City Chiefs üst üste ilk kere Super Bowl'u kazandı. Patrick Mahomes MVP oldu bir kez daha. İlk yarısı çok kısa geçmişti maçın. Ama ikinci yarıda işler değişti. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Rekor kimdeydi üst üste Super Bowl kazanma? Bilmiyorum. İki kez çok başarılı çünkü. Öyle evet. Bir organizasyonu iki kere üst üste yukarıda bitirmek çok değerli. Amerikan futbolu çok takip ettiğim bir spor değil. Ama ne olursa olsun herhangi bir organizasyonun en üst düzeyinde o duayen. Bu konuyu Mert için seçtim zaten. Bakma. Nasıl bana sana bakma. Ben sen mi? Burada dolaşmıyor muydun? Super Bowl, Super Bowl diye. Los Angeles Rams sweatshirtleriyle. Ben barbar bir Süper Lig izleyecektim sadece. O zaman Beşiktaş'a geçiyorum. Barbar futbol kitlesine hitap eden. Son Beşiktaş'ın maçı oynandı. Kazandı. Konya Spor yendi. 2-0. İstatistikler pek iç açıcı değildi. Sosyal medyada benim gördüğüm kadarıyla bir oyuna eleştiriler vardı. Ve şöyle bir şey gördüm. Galiba yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Evinde en az gol yiyen takım Fernando Santos geldiğinden beri Beşiktaş. Deplasman'da da en az gol atan takım. Yani hiç gol yememişler galiba iç sahada oynadıkları maçlarda. Deplasman'da da 2 gol atabilmişler gibi bir şey var. Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'ın Fernando Santos'la olan gelişimini? İlk size nasıl bir izlenim uyandırdı? Fernando Santos zaten böyle bir hocaydı. Gelmeden önce söylemiştik galiba. Ama transfer de öyleydi işte. Transfere ihtiyacı var diyorduk Beşiktaş'ın. Yaptı birkaç tane. Ve şimdi ne olursa olsun da galibiyete ihtiyacı var. Öyle ya da böyle alıyor işte galibiyetleri de. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Peki önümüzdeki seneyle ilgili bu oyunun devam edeceğini düşünüyor musun sen? Yani şöyle bir kere çok değerli gol yememesi. Bence Beşiktaş için şu anda bu sezon böyle bir takıma evrilmiş olması bile çok değerli. Ama bu ileride hücum bir futboluna dönüşmeyecektir. Yani yine daha kontrollü ve belki daha az pozisyona giren ama gol yemeyen, hani az farklı maç kazanan bir takıma evrilecektir. Öyle müthiş bir hücum futbolu, çok yoğun bir hücum futbolu oynamayacaktır diye düşünüyorum. Bu sezonu böyle bitirecektir ama hani aslında daha bir takımı oluşturmaya, toparlamaya yönelik bir sezon geçecektir. Ya asıl sormak istediğim şey mesela önümüzdeki sezon kaldı. Haziran'da işte yeni planlama başladı. Beşiktaş transferlerine başladı. Çok iyi adamlar geldi. Potansiyel vaden iyi bir takım kurulduğunu anladık orada. Siz Fernando Santos'un yine bu şekilde mi devam edeceğini düşünüyorsunuz? Yoksa hani bu tam bu geçiş dönemi Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da olduğu gibi kaybetmeyelim. Takım kazanmaya alışsın. Bir takım kurulsun. Ondan sonra ben kendi oyunumu oynatır basar giderim olacağını mı düşünüyorsunuz? Ya. Santos'un oyun stili bu gibi duruyor yani. Ben değişeceğini düşünmüyorum. Mesela Yusuf Sarı'yı almadılar. Biz böyle bir takım değiliz. Açıklaması yapmıştı. İyi olurmuş değil mi bu takım? Ama şu an cuk olurdu yani Beşiktaş'a. Kendi Sabatay Baba'nın açıklamalarının tam tersi bir hoca geldi mesela. Demek ki yani... Öyle atıp tutmamak gerekiyormuş değil mi? Tam istedikleri hoca bu değil gibi geliyor bana. Zaten iş yani son anda hiç ortada yokken bir anda hoca seçildi. Başka hocalarla görüşülüyordu, ilgileniyordu. Bir anda Fernando Santos oldu. Artık bir hoca ihtiyacı vardı. Bence de orada bir anlaşamama durumu olması normal ama tabii bu sezon bittikten sonra yaz transfer dönemiyle o anki işte hazırlık süreciyle bir anlaşma sağlayabilirsin. Ama hiçbir zaman işte Fenerbahçe'nin sezon başında olduğu gibi çok gol atan, hücumu çok güçlü bir takım olacağını düşünmüyorum. Daha kontrollü, maç kazanmanın daha zor olduğu, Beşiktaş'a karşı maç kazanmak zor olacaktır ama Beşiktaş maçlarında daha az gol yiyerek, daha gol atarak kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu tatmin eder mi Beşiktaş taraftarını? Eğer şampiyonluğa giden bir oyun olursa bu oyuna evrilirse tatmin edebilir. Üç büyük kulübün taraftarını da tatmin edeceğini düşünmüyorum bu stilde bir futbolu. Sonuçlar gelse bile mi tatmin etmez? Etmez bence ya. Çok kırılgan, çok
pamuk ipliğinde gider. Yani evet, ama şampiyonluğa gidiyorsan... Ya tamam, 10 hafta kazansın okey. 2 hafta bir beraberlik bir mağlubiyet. Tartışılmaya başlanır. Ama ne olursa olsun yani 2 hafta 2 beraberlik bir mağlubiyet her takımda her hocayı konuşturur bizi. Yeni transferleri nasıl buldunuz? Yani ben mesela çok beğendim. Yani Muçi heyecan verici. Amstrad heyecan verici. Worrell'ı biraz daha görmek ayaksız gerekiyor dedi, sanırım. Sen Worrell'a. Yani öyle gibi geldi çünkü ilk başta çok onun taraftan geldiler yani. Ya şu anda zaten Beşiktaş'ın savunmasını oturtmak zor. Worrell'ı şu maçla bu 2 maçla 3 maçla yani değerlendirmek çok zor. Ama Musrati Muçi bayağı iyi bence. Sence? Musrati kendini kanıtlamış bir oyuncu zaten. Bence nokta atışı bir transfer. Muçi de heyecan verici bir transfer yani. Tam istediğim tipte bir transfer. Başladı ya. Scout direktörü anlattım ya. Sonradan satış yapıp para kazanabileceğim bir transfer. Musrati'den İkisi de kazanırsın. Öyle. Ya ondan da kazanırsın tabii. Arap Yarımadası'nda piyasası vardır abi. Muçi için gidersin yani Beşiktaş maçına. Bence de evet. Ben de dün arkadaşıma öyle tavsiye verdim. En kötü Muçi izlersin yani. Semih Kılıçsoy. Satılsın mı yoksa tutulsun mu? Dan ziyade Semih Kılıçsoy nasıl bir yolu izlemeli? Yani sen Semih Kılıçsoy yerinde olsaydın. Önümüzdeki sene bir teklif geliyor. Bu teklifi kabul edip Avrupa'ya mı gitmek isterdin? Yoksa bir sene daha Beşiktaş'ta kalayım kısmında mı olurdunuz? Ya Avrupa şampiyonası belirleyici olacak. Eğer fırsat bulur ve bunu değerlendirirse ben olsam açıkçası oynayabileceğim bir takımsa Avrupa'da kendimi denemek isterdim. Ama bir yandan da eğer hani kendini dinlemek bilmek aslında orada biraz. Biraz daha vaktin olduğunu hissediyorsan eğer Beşiktaş'ta da bir gelişim yani Beşiktaş sana öyle bir plan sunuyorsa masada teklifler varken hani bir seneye çok daha ciddiyiz. Planlamamız budur gibi. O zaman Beşiktaş'ta da bir zorlamak isterdim ya. Ben direkt giderdim. Şöyle başaltı takımlara oynayabileceğim. Mesela nereye takımlar. Yakıştırırsın? İspanya olabilir ya. Newcastle olmaz mı? Newcastle olmaz. Ya işte iyi bir Avrupa geçerse belki olur. Newcastle'da yedek kalacağım. Beşiktaş'ta oynarım ya. Başka? İtalya'dan falan. Roma olur, Girona olur. Napoli. Kvaratskhelia'yı keser. Bu sene oynasaydı keserdi belki birkaç başta. Net keserdi. Hocam o kadar değil ama. dün çok kötüydü mesela Barcelona maçında. Net keserdi. Evet hiçbir olabilirdi. Şey ben kalırdım ya. Kalırdım bir sene daha kalırdım. Beşiktaş'ın planlamasına göre de değişir tabii de. Evet. Benim yani ilk öyle. Tercihim Beşiktaş'ta yani bir iki sene daha Beşiktaş'ta kalmak olurdu. 22'me kadar falan. Gitsinler kurtulsunlar abi ya. Yani ona da yakınım ben de. Ben kariyerleri açısından belli bir yaşa kadar burada kalmaları gerektiğini düşünüyorum yani. Avrupa'ya erkenden gitmek tamam güzel bir şey ama Enes gittiğinde mesela Enes de çok erken gitti Avrupa'ya. Daha yeni kaç 24 yaşında falan oldu Enes. 26 falan hatta. Daha yeni kendini bir şekilde oldu çünkü oynayamadı orada. Ya Türkiye Ligi'nden gitmiş herhangi bir topçunun 17 ile 22 yaş arasında Avrupa'da forma şansı bulabilmesi çok zor. Yani ben gitmezdim Semih'in yerinde olsam açıkça söylemek gerekirse. O zaman Galatasaray'a geçiyorum. Tamam buyur. Aldınız liderli. Keyifler yerinde. Ne etkiledi sizce bu Galatasaray'ın? Gerçi Galatasaray bir şey yapmadı da hani normal standartta gitti. Burada değişkeni belirlenen Fenerbahçe oldu. Ama Galatasaray benim gözlemlediğim 3-4 haftadır Gaziantep maçından beri bir yükselen oyunu var. Özellikle presi çok önde kurmaya başladı ve iyice takımları itmeye başladı. Kendi yarı sahasına doğru. Ben bunun temel sebebini Davinson Sanchez'in tekrardan oraya dönmesi olarak görüyorum. Davinson'a daha iyi kurabiliyorsun olarak. Savunmayı. Evet. Ve Torreira'yı daha öne baskıya gönderebiliyorsun. Siz neye bağlıyorsunuz Galatasaray'ın bu 3-4 haftadır hızlı topu geri kazanan çok boğucu bir pres yapan, öldürücü pres yapan oyunu? Yani güçlü bir oyun oturdu. Bence. Davinson Sanchez de her yerdeydi ya Ankaragücü maçında hakikaten. O golü attığında mesela şaşırdım. Ne geziyor burada falan dedim yani. Önde kurabiliyorsun işte yani Davinson Sanchez'le birlikte. Nelson ve Abdülkerim. Evet. Ben mesela Galatasaray savunması için en önemli parçanın Abdülkerim olduğunu düşünmüyorum. Herkes Abdülkerim olduğunu düşünebilir de. Bence Davinson Sanchez net ilk sırada Davinson yazılmalı. Ya oyuna genel olarak etkide bakarsan Davinson Sanchez olabilir ama Abdülkerim de savunma anlamında bence çok toparlayıcı bir adam ya. Davinson'la Okan Hoca'nın kafasındaki oyunu daha iyi oynatabiliyor. Zaten ikisi yani bence benim evet. Stoperlerim orada Davinson Abdülkerim yani muazzam bir ikili gerçekten. Bir sistem oturdu orada ya girene çıkanı Torreira oynamadı Ankaragücü maçında yani. Evet. İşte gördük. Geçen sene de buna benzer yani maçlar olmuştu. Evet. Torreira'nın olmadığı, ana parçalardan bazılarının olmadığı ama Okan Buruk'un oyununu yine sahneye koyabildiği maçlar. Yine işte Okan Buruk'un takımlarının dönemine girdik gibi bir şey oldu galiba. Ama hala zaafları var. Yok değil kesinlikle var. Bir anda her şey tersine dönebilir. Okan Hocam onun da çaresini bulur. Diyor işte Galatasaray taraftarı. Kendine güvenerek bunu söyleyebiliyor Galatasaray taraftarı. Çünkü gerçekten hem kulüpte yani hem de Okan Hoca'da, oyuncularda bunu görebiliyorsun yani. Adamlar güçlenerek gidecektir. Belki kazalar yaşanacaktır ama hani penaltı olur, frikik yersin, bir şeyler olur ama maç atamazsın. Adam penaltı olur dedi ya. Kendi normal bir şekilde yapamıyor yani. Galibiyet mi? Ben mağlubiyet için dedim mağlubiyet aslında. Mağlubiyet için işte ancak penaltı yani. Haksız bir penaltıyla Galatasaray
Yok, haksız değil canım yani, bir maçta olur penaltı olur. Penaltının haklısı haksız olmaz. Penaltı veya değil yani. Bitti hakem verdikten sonra istediğin kadar haklı ol yani. Marketleri ne oldu? Konuş hadi. Açıklandı, dinlemedim. Dinlemeyeceğim de yani. Sen dinledin mi? Sen aç dinleyelim dedim bir ben sana söyledim de. Ben sonradan açmadım. Ama ya hiç merak ettiğim bir şey yani. Değil yani. Hakem hani beni ilgilendirmiyor abi. Hakem karar veriyor, alıyor, geçiyor. Yani çok 90 bir sıkıntı. Vara gittikleri yerleri koymuşlar sanırım. Neyi koyacaklar başka? Vara gitmedikleri pozisyonlar falan. Ne konuşuyorlar yani orada? İşte gördün yani mü diyor. Oğlum vara bak, çok basit bir şey bu. Vara gitmiyorsa hakem, var soruyor hoca ne gördün diye. Hakem de diyor ki çekme gördüm. Ha çekmeyi gördün mü yani diyor. Evet diyor, çekmeyi gördüm, yeterli seviyede çekme değil diyor hakem. Devam ettiriyor. Var ama bunu işte bu kadar var için bu yeterli seviyede bir çekmeyse rica edebilir. Kafa vuruşunda etmediler mi? Hocam bunun seviyesi ağır falan diye. Hangi seviyesi ağır? Kafa vuruşu oldu ya bir tane daha önce var kayıtları açıklandığında. Beşiktaş maçında ne oldu sonuç? Tamam adam ben böyle gördüm. Tamam hani yine şey değişmedi yani. Ama hani orada şey yapabiliyorlar ki oradan. Yani. Ya da çekmenin şey hakemin kararını ya şey yapamazsın yani. Maçın hakemini o zaman al sizi ne var yönetsin maçı. Yani evet zaten tartışılan bir hale gelir mi bu yakında? Bence gelmemesi lazım. Abi hatalı hakemi hatalarıyla seveceksin. Yani sen forvetini hatalarıyla seviyorsan, kalecini hatalarıyla seviyorsan bu onlar kadar bir şey yani. O hakemin yaptığı hatanın onun yaptığı hatadan hiçbir farkı yok. Yok okuyayım ben. Sadece var böyle bir durumda hani müdahale etmiyorsa atıyorum hani ya bir gel bir izle ya hocam bak. Ya niye adam şurada müdahale eder. Hoca düşme var ne gördün? Ben müdahale görmedim. Ya da işte ayakta müdahale görmedim. Yukarıda çekme var ama. O çekmeye gel bak der. Görmediğin şeyi. Adam diyor ki sana çekmeyi gördün mü? Gördüm bence yeterli. Tamam okey bence bu değil. Düzenlenebilir yani mesela. Ama sağlıklı olmaz işte onu bahsediyorum. Daha var da. Yani sonuçta mesela NBA'de falan hakemler kendi istediğinde de pozisyonu kontrol edebiliyor değil mi mesela? Çok durur oyun. Çok durur. Basketboldaki kadar duran bir oyun yok. O zaman değişiklikler de serbest olsun. 3 kere de time out alsın teknik direktörler. Yok canım hayır. Niye? Yani. Ya aynı NBA zamanında hakemler kafasına göre gidiyor ya da koçu itiraz ediyor. Futbolda onu getiriyorsan time out'u da getir. Yani maç zamanı yayınlansa sence nasıl olur? Olur. Bence o daha manalı bir şey olur. Sonrasından böyle açıklamaktansa. Ama çok bekleriz ya. Bir de oğlum doğal akıştan da koparır evet. Ama ya. Bence maç yayını sırasında açıklansın mesela bundan daha hoş olur. Yani ama sonrasında kalacak bir şey olacak. Ya tabii ki tartışma yaratacak da her şey tartışma yaratacak tartışma abi. Tartışma yaratacak da değil. Hakim adamların şeyini bozuyor. Konuşma stilini bozuyor. Abi yani. Niye bozsun çok ya? Çok koparız maçı. Jargonu bozuyorsun. Tartışmadan dolayı değil de mesela biz teknik direktörleri dinlemiyoruz. Olabilir. Futbolda. Çünkü onların bir özel şeyi var. Ne taktik verdiğini ne şey yaptığını bilmiyoruz. Hakemlerin de bir özel alanı olması gerekiyor bence. Bu kadar hakemlik mesleğinin içine girmemiz işte sokaktaki herkesi kuralları yarım yamalak bilerek hakeminin her kararına itiraz etmesi falan bunlar bence hakemlerin nasıl işini zorlaştıran kısım Türkiye'de bu. O yüzden o daha da zorlaştıracak bence. İyice tamam. Konuşmaları etkileyecek, iyice bir şeylerin üstüne şey yapacaklar. Daha da hep diyoruz hakemlerin kafasında bir şey var ve eyyam yapıyorlar. Ne konuşmalarında da o olacak yani. Sen biraz daha farklı yatak odasına bence girmemelisin abi hakemin. Orada aralarındaki hiyerarşik düzene göre bir konuşma jargonları olabilir. Belli bir geçmişlerini. O yüzden bunların hakemi rahat bırakma, kafasının rahat olması lazım. Prag'a geçiyorum. Galatasaray Prag maçına geçiyorum. Ben beraberlik ya da 1-0 Galatasaray galibiyetiyle bağlanıp geçilecek bir tur olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın bu ve bir sonraki turda zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Çok zor maç ama ben de bir berabere kalacağımızı düşünüyorum ya. İstediğimiz sonucu alırız yani. Ama çok çok zor maç. Ben zor maç yani beraberlik veya Galatasaray galibiyeti olması lazım. Hoş geldin canım. Bu şaşırtıcı oldu. Yani diğer masada alışmıştım ama bu masaya tekte sıçradığını görmek. Zor maç. Beraberlik veya Galatasaray olması gerekiyor zaten. Ama Galatasaray turu geçecektir. Ama gerçekten güçlü bir rakip. Fenerbahçe'ye geçiyorum. Geçelim. Fenerbahçe liderliği kaptırdı. Alanyaspor'u puan kaybetti. Neden? Sana başlayalım artık. Oyuncularda bir form düşüklüğü var. Hangi oyuncularda bir form düşüklüğü var? Ya işte Şimanski'de yaşı belli var. Oyuncularda bunu gözlemleyebiliyoruz. Skor üretemiyor evet. Evet ki fırtına gibi geçiriyordu ligin bir dönemini. Gerçekten çok iyiydi. İşte Şimanski'de var dediniz. Onun yerine mesela sağda Cengiz, Şimanski'nin yerine de İrfan'ı koymadığı için eleştiriliyor İsmail Kartal. Bu gibi olmaz mı sence? Ne kafa sallıyor? Ya tamam olur olmasın. Bu gibi şeyleri denemediği için eleştiriliyor. Okan Buruk mesela o kadar kafayı taksaydı şu an Galatasaray bu seviyede belki çıkamayacaktı. Okan Buruk Galatasaray'ın başında olmayabilirdi. Evet o kadar yani hani o hataları aslında o yapıyor. Sen
gayet iyi giderken, belli bir stratejin varken devam ediyordun sen. Ne İrfan'ı ortada oynadı? İrfan'ı oynat diyenler de kat ve kat daha çok futbol biliyorsun yani. İrfan Cakabici'nin ortada oynamayacağı açık, bariz, net Fenerbahçe orta sahasıyla. Şimaskin yerine İrfan'ı koy, İrfan'dan beklemezsin o şeyi. Şimaskin yapabileceğinin hangisini yapacak İrfan Cakabici? Ya ben de oynar demiyorum işte. O gibi hamleler. Sana demiyorum yani. O beni şeye şaşırttı. Çağlar'dan sonra, Bonucci'den sonra bir kere Bonucci oynamayacak mı? Yani nerede oynayacak bu adam? Neden alındı? Sezonu orada otursun diye, tamamlasın diye mi alındı? Sorgulanacak bir transfer değil bence. Alınır Bonucci. Ya şöyle düşün. Oynamayacaksa alınması çok zor yani bence. Manası yok. Niye? 4 tane stoperi var işte. 5 tane stoperi var. Yani bakalım nerede kullanacak, ne edecek. Al, yani Bonucci yani. İçin yani artık Bonucci'yi getiriyorsan oynat. Oturmuş bir savunması vardı Fenerbahçe'nin zaten. Onun üstüne Bonucci eklendi. Onun üstüne Çağlar etkilendi. Şu an en son Çağlar Ciku yapıyorlar değil mi? Mesela çok daha dirayetli olmasını bekleriz bu savunmanın ama bir şekilde gol yeniyor. Çağlar iyi başladı bence. Çağlar iyi, kötü başlamadı. Zaten baktığında hani performans olarak baktığında da hani daha az gol yer diyorsun ama. Ama zaten Fenerbahçe'nin yediği goller net bir son Alanya maçı Ferdi'nin hatası hariç. İlk gol hariç, ikinci gol sürpriz bir gol. O sürpriz bir gol. Samsun Spor maçında yediği Livakovic'in hatası. Ankara Gücü maçı penaltı, Livakovic'in hatası. Çok böyle bir bariz bir savunma eksikliğinden dolayı yediği gol. Hayır zaten öyle değil. Kağıt üstünde hani baktığında diyorum. Onu gördüğünde aslında hani gol yemez hani kolay kolay diyorsun. Evet. Ama bir hata oluyor, bir şey oluyor. Zaten kritik olan da bu gollerin hatalardan geliyor olması. Bir de üstüne sürpriz bir gol yediğin zaman maç gidebiliyor yani. Bence esas problem Dzeko. Dzeko dönemiyor yani şu anda. Hareket edecek duruma birazcık sıkıntı çok yaşıyor. Ya şöyle bir şey var. Sezon başında ben stadyumda izlediğimde daha işte Fenerbahçe'nin çok iyi gittiği dönemde hani Dzeko'nun ayağında ya 3 maç önceki izlediğim Dzeko değildi yani. Hani belli bir gerileme vardı. Hani evet. Pozisyon olarak baktığında hani değil ama stadyumdayken görüyorsun onu. Geri dönüşlerde olsun hani topun olmadığı yerde işte nasıl hareket ettiğiyle görüyorsun biraz daha. Ama buraya kadar ya o zaman da bir fiziksel olarak yorulacağı belliydi aslında Dzeko'nun. Hani demek istediğim o. Ama buralarda Dzeko'ya çok ihtiyacım varken denk gelmiş olması. Ben mesela şunu düşünüyordum başta. Galatasaray oyunculara bağlı bir takımdı sanki. Fenerbahçe daha kim girse kim çıksa değişmezdi. Şimdi olay tam tersine döndü gibi diye düşünüyorum. Yani. Galatasaray oyununu oturttu. Torreira oynamıyor. Icardi oynamıyor bazen. Doldurabiliyorsun aynı oyunu. Değişmiyor. Başka gidiyor yine galibiyeti alıyor. Skor alıyor Galatasaray. Yani bir şekilde kazanıyorsun maçı. Ama Fener'de öyle olmuyor gibi. Yani zaten orta sahada artık çok böyle hani değiştirebileceği kişi kalmadı galiba değil mi? Fred gelecek işte. Fred nasıl gelecek belli değil. Yani muhtemelen iyi gelir. Hep iyi döndü sakatlıktan ama. Orada işte şey ne yapacak? Kurunişi bana çek İspanya. Şu an bütün Fenerbahçe'ye Kurunişi yemekle uğraştığı için. Neden o kadar tepki alıyor? Sevmez abi bizi. Biz de boş boş koşacaksın. Pozisyon kaybedeceksin. Taça doğru kendini atacaksın böyle. Sakatlayacaksın kendini yanlışlıkla falan. Ya buraya Busquets falan gelseydi zaten. Topçu değildi. Üçüncü maçta ısıklamaya başlardı. Topçu değil. Bu ne abi ya da ne ağlıyor veriyor ya falan derlerdi. Olay. Benim bir arkadaşım vardı. Göztepe'li. Murat selamlar, evlendi kendisi. Atiba'nın çok övüldüğü dönem. Atiba Oğuzhan Sosalı dönem var ya. Bir sonraki sezon adam taktı Atiba'ya. Diyor ki bu herif diyor sürekli yan pas yapıyor. Bir tane diyor hat kıran pası yok falan diye. Bütün maç Atiba'nın paslarını saydı. Kaç tane yan pas yapacak diye. %100 pas isabetiyle oynuyor. Bunun istatistiği balon diye dolaşıyordu ortada. Adam Beşiktaş'ın en önemli partisiydi o bağlantıyı kuran. Biraz kurun işte Atiba tarzı bir oyuncu. Daha yanına verecek şey Fred o yüzden. Fred'le zaten bayağı farklı da olabilir kurun için oyunu da. Tabii. Baskı da arttı Fenerbahçe'nin üzerinde. Onu soracaktım şimdi. Kadıköy'de birkaç hafta önce şey konuşulmuştu. Psikolojik yani. Üstünlük bizde evet. Muhabbeti. Sizce şu an kimde? Şimdi Göztepe'de. Kocaeli. Evet. Bizim aramızda da var çünkü öyle evet. Muhabbet. Evet. Kesinlikle. Ya psikolojik üstünlük diye bir şey yok da şu an. Şu an çok kırılgan bir yerde o psikolojik rahat üstünlük. Rahat olan taraf Galatasaray şu an. Yani bu hafta birinde, diğer hafta birinde olabilecek bir durum var tabii zaten. Tabii ya Sivas'a yani. Puan kaybetti. Fenerbahçe 2 puan öne geçti. Galatasaray bu sefer şey oldu. Aynen. Kapatıyor. Bu kadar basit. Gereksiz sinirlendik. Puanlıyor musunuz? Ha transfer dönemini puanlamıştık. Ne düşünüyorsunuz? Ben başladım bu sefer ilk. Benim Galatasaray Fenerbahçe 7, Beşiktaş'ta 7 oldu bana göre. 3'ü de normal standart bir transfer dönemi geçirdi. Beşiktaş'a biz ne demiştik? 4. 6 yapıyorum Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın... Fener'den Galatasaray'dan iyiydi Beşiktaş bu arada. Bence de sen de hepsine eşit verdin de. Ben ama eşit vermemin bir sebebi var, o yüzden eşit verdim. Warren. Ya Warhol'dan ziyade gönderemedikleri oyuncular da var işte. Ha evet tamam anladım. Evet doğru. 6'ya yükselttim ben. Sen? Ben Galatasaray'a 6, Beşiktaş 7 diyorum ya. Sen Galatasaray'ı mı düşürdün? Hı. Niye? Yani... Bir şey yapmadılar ki o günden beri. Yani... Galatasaray'a kaç vermiştik? 7 galiba vermiştik.
Ben de düşürüyorum bu arada Galatasaray'ı. Niye çünkü abi? Çünkü Ori hala Ori yok mesela. Bu kadar olunca yani şey falan dendiğinde şimdi ilk geldiği zaman işte bu final döneminde şey vardı. Finalden sonra izin yapmıyor işte takıma katılıyor falan filan. Doğru. Sakat adam ya hala yok yani. O zaman ona göre değerlendiriyorduk. Öyle bir beklentimiz yani vardı. Zaten yani hani. Hala Barış Alper. Kaan Ayhan. Ha tamam gelecek gelecek ne oynayacağı belli değil. Takımın ne zaman ısınacağı belli değil. O zaman bu kadar karamsar düşünmüyordum. O zaman daha hatta final de oynanmamıştı galiba. Tabii. Yani dönecek gelecek oynayacak gibi bakılıyordu. Çünkü finale kadar zaten oynuyordu. O arada sakatlanıldı. Ama Derikkön fena değil. Derikkön fena değil. Sasha Boy satışı gayet iyi. Fener'e de 7 veriyorum. 6-6-7. Benim de Fener değişmemiştir ya. 7'dir gene. Benim de kötü geçirdi düştüğüm takım Fenerbahçe transferi. Sen orta sahalara çok evet şeysin orada. Taktım aynen abi. O zaman kapatıyorum programı. Güneş sizinle olsun. Yolumuz evet bugün açık. Bugün Galatasaray'a, temsilcimiz Galatasaray'a bol şans dileyelim. Ülke puanına katkısı olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir de abonelik alırsak çok sevinirim. Görüşmek üzere.